Coğrafi konumu ve Sakarya Irmağı'nın suladığı bereketli topraklarıyla binlerce yıl insanlara yurt olmuş Gordion, düşle gerçeğin yoğrulduğu uygarlıkları, tümülüsleri ve müzesiyle Anadolu coğrafyasında özel olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Polatlı ilçesinin girişinden itibaren Yassı Höyükü levhalarını takip ederseniz, 17. kilometrede sizi ilk karşılayan Frig soyluları ve ileri gelen kişilerin mezarları olan tümülüsler ve müze olacaktır. 300 metre çapında, 55 metre yüksekliğindeki büyük tümülüsün mezar odasına bir Türk mühendislik şaheseri olan ve Zonguldak maden işçilerinin tüm marifetlerini sergileyerek açtığı 82 metrelik tüneli geçtikten sonra ulaşırsınız. Antik dünyanın ikinci büyük tümülüsü olan ve 3750 yıllık ardıç tomruklarla desteklenen çam ağacından yapılmış ahşap mezar odasıyla da dünyada tek örnektir. Milattan önce 8. yüzyılda yapılmıştır. Kral son yemeğinde ne yedi bilinmez ama kimyasal analizler sonucu ölü yemeği içinde kırmızı et ve mercimek bulunan acı baharatlı türlü, bal ve birayla kaynatılmış üzüm veya şaraptan oluşan bir menüydü. ...1963 yılında yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda 250 nüfuslu bir köyde kurulan Gordion Müzesi, 1990'lı yıllarda eklenen depoları, laboratuvarı, görüntü ve bilgilendirme salonu, açık ve kapalı teşhiri, açıklama bilgileriyle Türkiye'nin önemli müzelerinden biridir kuşkusuz. Başta Gordion kazılarından olmak üzere Polatlı ilçesi civarından derlenen eserlerden kronolojik bir sergileme sunan müze, 2000 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi yarışmasında finale kalmakta da önemini kanıtlamıştır. Müzede sergilenen eserler arasında eski Tunç çağından başlayarak orta ve geç Tunç çağına, erken Frig çağına ait çanak çömlekler, erken demir çağına ait kabartmalı ortostatlar, yine erken Frig çağına ait demir aletler, dokumacılıkta kullanılan ağır şaklar, cam, mühür ve mühür baskıları, milattan önce 4. ve milattan önce 2. yüzyıllar arasına tarihlenen İskender sikkeleri giriş salonunda yer almaktadır. Yener Yılmaz salonundaysa milattan önce 8. ve 4. yüzyıllar arasına tarihlenen geç Frig ve İtal seramiklerle Lidya, Helenistik ve Roma dönemine ait eserler sergilenmektedir. Bunların dışında Frig yazıtlı ve baskılı çanak çömlekler, Frig mimari terakotaları çeşitli malzemelerden yapılmış eserlerle, kibele kabartmaları ve figürleri önemli yer tutar. Polatlı Höyük'ten getirilen ve Anadolu'nun en eski halkı olarak bilinen Hattilere ait ölü gömme şekillerini gösteren mezarlar, müzenin diğer sergileri arasında yer alırken, Galat mezarıyla Frig ve Roma mozaikleri ise bahçede sergilenmektedir. Yassıhöyük köyünün içinden geçerek bir kilometre batıya gittiğinizde, sola ayrılan toprak yoldan yaklaşık 100 metre sonra Sakarya Irmağı kıvrımları arasında Yassıhöyük köyüne adını da veren Gordion'un tüm gizemiyle sizi beklemekte olduğunu görürsünüz. Anadolu Medeniyetleri Müzesi çalışma alanı içinde yer alan Friglerin başkenti Gordion'a hoş geldiniz. Adının Gordion olduğuna dair herhangi yazılı belge bulunmamasına karşın, Amasyalı coğrafyacı Strabon, M.Ö. 1. yüzyılda kaleme aldığı eserinde, Gordion'dan harabe haline gelmiş bir kent olarak söz etmektedir. Kral Gordias'ın tahtı anlamına gelen Gordeon'un kısaltılmasından almıştır adını. 4000 yılı aşkın bir süre üzerinde yaşattığı uygarlıklardan çok, Friglerin başkenti olarak bilinir efsaneler diyarı Gordion.
1893 yılında keşfedilen kentte 1900'lü yıllardan 1950 yılına kadar aralıklarla, 1950 yılından sonra ise aralıksız kazılar devam etmektedir. Evet, Gordion'da güneş binlerce yıldır olduğu gibi bir kez daha doğuyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte arkeologlar bu gizemli kente dair bir bilinmeyeni daha çözmek için var güçleriyle çalışmaya başladılar. Belki az sonra bu fırçanın veya malanın ucunda Büyük İskender'e ya da Midas'a ait bir sırra ulaşacaklar. Toprak elenmeli, gerekirse yıkanmalı, hiçbir buluntu gözden kaçmamalı. Sabırla çalışılmalı. Milattan önce 3000-2000 yılları arası eski Tunç çağında Hattilerin, milattan önce 2000-1100 yılları arasında orta ve geç Tunç çağında Hititlerin, milattan önce 1100-300 yılları arasında Friklerin egemenliği altında olsa da milattan önce 6. yüzyılın başlarında Lidyalıların egemenliği altına girer Gordion. Milattan önce 6. yüzyılın ortalarında Pers İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelen kent, milattan önce 334 yılında Büyük İskender'in gelişine kadar Perslerin egemenliği altındadır. Helenistik dönemde Galatlara ait sadece bir ticaret şehri, milattan sonra 1. 7. yüzyıllar arası Roma ve Bizans döneminde küçük bir köy görünümünde olan kentte en son 12. ve 13. yüzyıllarda Selçuklu yerleşimi görülür. 350 çarpı 500 metre ölçülerindeki öğütte yer alan erken Frig kentine 10 metre yüksekliğinde restorasyonu devam ettiği için bugünlerde demir iskeleler bulunan kale kapısından girilir. Kale kapısından sonra büyük bir duvarla ikiye ayrılan saray bölgesinde megaronlar yer almaktadır. Ortada yer alan megaronların en büyüğü ise zengin buluntularıyla Frig Krallığı'nın kabul salonu olmalıydı. Teras binalarında dokuma tezgahları, buğday ve arpa öğütmek için kullanılan öğütme taşları, ekmek pişirmede kullanılan seramikler ve demir buluntulardan anlaşıldığı kadarıyla sarayın ihtiyaçlarını karşılayan atölyeler olduğu düşünülmektedir. Frigya bölgesi, Ankara, Eskişehir, Afyon illerinin tamamı, Kütahya ilinin doğu, Konya, Isparta, Burdur illerinin ise kuzey bölümlerini kapsamaktadır. Ancak Frigleri öğrenmek için Polatlı ilçesi sınırları içinde yer alan başkent Gordion'a gelmeniz yeterli. Friglerin Avrupa'dan gelirken beraberlerinde getirdikleri fibula, tümülüs ve dilleri dışında bize bıraktıkları eserlerden zaman içinde Anadolu kültürünün etkisi altında kaldıklarını görüyoruz. Örneğin kibene. Anadolu'ya gelmeden önce neye inandıklarını bilmiyoruz ama Neolitik dönemde ana tanrıçadan beri süre gelen tanrıça geleneği Friglerde Kibele olarak karşımıza çıkar. Doğada tapınmışlardır tanrıçaları Kibele'ye. Bazen bir niş içerisinde kabartma olarak yapmışlar, bazen de heykel olarak nişe taşımışlardır ibadet zamanlarında. Gordion'un ekonomisini ham maddesi keçi ve koyun yünlerinden oluşan ilk iğneyle nakış işleme sanatını da geliştirdikleri dokumacılık, dericilik, tüm antik dünyaya ihraç ettikleri demir ve tunç işlemeciliği, mobilya sanayi, Anadolu'ya geliş yerleri olan Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar'da iyi bildikleri ve bugün de
hala o bölgelerde yapılan ballı şarabın oluşturduğunu özellikle büyük tümülüste ele geçen verilerden anlamaktayız. Milattan önce 12. yüzyılda boğazlar üzerinden Anadolu'ya gelen Frigler yaklaşık 1000 yıllarında Gordion'a ulaşırlar. Kent erken kalktığı için kral olan babası Gordias'tan çok Anadolu mitolojisinde önemli yer tutan Midas efsaneleriyle anıla gelmiştir. Asur kralı 2. Sargon'un milattan önce 718 ve 709 arası tarihsel yıllıklarında Mita olarak geçen Kral Midas, yenilmiş bir krala yakışır biçimde boğa kanı içerek mi yoksa sur duvarından atlayarak mı intihar etmiştir? Gerçekten tuttuğu her şey altın olmuş mudur? Ya da Tanrı Apollon'a müzik yarışmasında haksızlık ettiği için mi kulakları eşek kulaklarına dönüşmüş? Yoksa krallığı döneminde çok geniş bir istihbarat ağı kurduğu için mi böyle bir yakıştırma olmuştur? Veya iyi dileklerle bağladığı kör düğümü çözmeyip sabırsız davranarak kılıcıyla kestiği için mi Büyük İskender'in kahinlere göre 33 yaşında ölümüne neden olmuştur? Bilinmez ama yaşamından yaklaşık 400 yıl sonra Büyük İskender'in kişiliği Gordion'da efsanelerle birleşerek günümüze taşınmaktadır. Evet, Gordion gerçekten stratejik fetih güzergahında olması nedeniyle Asya Fatihi Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333 yılı kışını geçirdiği kent olur. Gordion'da yapılan kazıların gelecekte Anadolu arkeolojisinde Friglere ait birçok düğümü çözeceğine inancımız sonsuzdur. Eğer yolunuz Polatlı'ya düşerse, Alagöz Karargah Müzesi, Sakarya Şehitleri Anıtı ve Müzesi, Topçuluk Tarihi Müzesi, Tarım Müzesi'ni gezdikten sonra Doğa Tepe'ye çıkıp Gordion'da Kral Midas'la birlikte Sakarya Irmağı kıyısında eşsiz gün batımını seyredebilirsiniz. Bu topraklar üzerindeki kültürel miras, hangi tarihte kimler tarafından bırakılmış olursa olsun, insanlığın evrensel değerlerine sahip çıkma bilinciyle yarınlara taşımayı başlıca görevleri arasında kabul etmiştir Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.